Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalı kaçı son ses. Bugün valla hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalı kaçı son ses. Bugün valla hadi bu civarımız enfes. Vlog, tanıtım videosu değil. Okey. Elf gözleri neler görüyor Legolas? He? Elf gözleri neler görüyor Legolas? Adana'ya gidiyoruz. Beni Adana'ya gidecekmiş, allarından giyek. Bu taraf şenliği varmış. Boş, pelerin var. Bakalım ne çıkacak. Hepsi bana karşı bakın, ne kadar değil. Bedelemedik. Şu an çok güzel gözüküyor bence. Yani internetten baktığımızda bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü internetteki görseller iyi değil. Burada bir fotoğraf şenliği varmış. Evet, geldik bir vadiye. Yani buraya bir vadi diyorlar. Olarak vadim yoksa bu bir halk söylemi mi bilemiyorum ama böyle kocaman bir alan var. Ve bence yeşillik öyle kesinlikle çok değil. Asıl fotoğraf benim burada yardımmış. Şöyle bak Leyla, öyle gözlerini deviriyorsun ama. Şu an bu sadece buraya aldım. Leyla da sana 150 tane böyle yer gösteriyor. Ya bunları da gösterebilir misin? Hayır, bunlardan da çok. Belediye Başkanı nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Belediye Başkanı nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Vali Bey, gastronomi treni geldi iki kez. Yani Türkiye'nin çok saygın youtuberları, bloggerları, herkes geldi buraya. Onları kahvaltıları falan da yaptırdık. Şimdi bizim de girişimimizle her hafta pazar gün sabah Adana'dan. Hadi kız uç. Sallayayım mı seni, dur. Eğlenceli değil mi? Sevmedik. Bunu da beğenmedik, bunu da aynen beğenmedik. Şelaleyi konuştum. İnternette yapay bir şelale yazıyordu. Sanırım o şelaleyi bulduk. Buyurun. Buyurun. Şelalemiz gördüğünüz gibi buradan devam ediyor. Bu şekilde gelip mükemmel bir sistem kurulmuş. Gerçekten bu ne? Efendim? Tehlikeli bir yere mi gidiyoruz? Evet. Efendim? Zaten kitapta uçurumlu var. Uçurumlu bir yerler. Kitapta uçurumlu var. Bir yer. Yani. Düşmeyelim, Allah korusun. Yok hani merak edip de kenara gitmeyin. Gideceğiz. Gideceğiniz bölgenin adı Taş Durmaz. He. Oo. Taş durmuyor yani. Siz hiç durmazsınız. Şeklinde espriler yapıyorum. Burası da pazanta yapılan yapayım şelaleymiş. Teyze gideceğine. Baba beğendin mi burayı? Yani etkilen böyle bir şey değil. İnanılmaz bir güzellik. Ama baba, sana bir kötü bir haberim var. Bu şelale yapaymış. Ama biraz bir araya gelin. Bak renklerimiz öyle. Gel gel gel. Çok güzel. Herkes fotoğrafçı olmuş. Herkes estetikten anlamamış. Ne edeceğiz? Şu teyze yiyeceğim. Karanlık değil değil mi? Yok. Çok güzel çıktınız. Efendim? Ay çok güzel. Tabi siz güzelsiniz, ondan güzel çıktı. Onu söylemeye gerek bile yok. Bir güzel. Thank you.
Başkanım, buradan Pozantı'ya gelmek isteyenlere ne söylemek istersiniz? Evet, buradan Pozantı'ya gelmek isteyenlere şunu söylüyoruz. Pozantı'dan Benemelik 9 kilometre, lezzet tatmak isteyenler, pirzolasıyla çok meşhur olan, suyuyla Türkiye'nin ilçi olan ve gerçekten marka değerler olan ve doğasının her bir karesi farklı olan bu güzelliği yaşamak için hem tarihle iç içe, hem doğayla iç içe, hem de lezzetle buluşmak için Pozantı'ya gelsinler istiyorum. Evet arkadaşlar, şu an Belendik'ten ayrılıyoruz artık. Belendik, başkanın da söylediği gibi Pozantı'nın bir ilçesi mi oluyor? Evet. Evet, Pozantı'nın bir ilçesi, Adana'nın bir ilçesi. Treni çek, treni. Bu tren Abdülhamit zamanında yapılmış istasyon. Çok büyük bir tevafuk olmuş. Bunu başka zaman göremezsin. Hiçbir videolar, hiçbir şey gibi bulamazsın. İyi denk geldi. Bu treni eşliğinde bu kapanışı yapayım dedim. Kesinlikle bence buraya, yani şöyle kalkıp İstanbul'dan buranın etini yemek için belki gelmezsiniz ama yolunuz Adana'ya düşerse ya da yakınlarında bir yer düşerse kesinlikle uğrayın derim. Böyle bir ATV turu falan da yapabilirsiniz. Yukarıda kanyonu var diye çıkabilirsiniz. Harika bir görsel şölen ve hakikaten.